Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora, bildiğiniz üzere. Bugün çok 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 değerli bir konuğum var. Semra Erol, hoş geldin. Hoş Semra diyebilirim değil mi? İstediğin gibi hitap edebilirim. Tamam, harika. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok heyecanlıyım ben de. Çünkü bugünkü konumuz mantar. Semra Hanım bir mantar uzmanı. Ama ben sizi tanımak istiyorum biraz. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Şöyle tek kelimeyle mantar tutkunu diyeceğim. İçini açacağım sonrasında. Tamam. Üniversiteye ilk başladığımda, yani yaklaşık 20 yıl önce, hatta üniversitenin ikinci günüydü, başladığımın ikinci günüydü. Mantar çalışmaya karar verdim. O gün bugündür mantarlarla böyle haşır neşiriz. Çok uzun, yorucu, zor bir süreçti ama şey var. İlk aşkım. Sahip duymuyorsun değil mi? İlk aşkım mantarlardı. Mantarlar. Hala devam ediyor. Ne aşkın güzel. Kokusu, mantarın kokusu benim için. Aşkın kokusu, mantarın kokusu. Ne kadar güzel bir cümle. Şimdi mantarlar aslında biz yani birçok şeyi yanlış biliyoruz değil mi? Çok fazla. Ben de yanlış biliyorum. Biraz sizin videolarınızı da izledim. Çok fazla soracağım soru var. Öncelikle mantar zehirlenmelerinden bahsedelim mi? Bahsedelim. Çok merak edilen bir şey. Şimdi 2019 yılında biliyorsunuz ki ıspanaklara güzel avrat otu karıştı ve birçok insan zehirlendi. Mantarda da böyle bir tehlike var mı? Zehirlenmemek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onu sorayım. Zehirli mantarlar açısından en çok gelen soru aslında kültür mantarını yiyebilir miyiz? Kültür mantarı zehirli mi? Öncelikle kültüre alınmış mantarlardan zehirlenme ihtimaliniz yok. Ancak güzel. Gıda zehirlenmesi olabilir. Ben şey diyorum, bazı zincir marketler var, böyle şey yapıyorlar, %25, %30 iskonto yapıyorlar şeylerde. Ürünlerin son tüketim tarihleri yaklaştığı zaman. Tehlike burada var aslında. Her gıda ürününde olduğu kadar bu mantar zehirlenmesiyle karıştırılıyor. Bu gıda zehirlenmesidir. O yüzden taze bir şekilde aldığınız gün tüketirseniz eğer kültür mantarını çok güvenle tüketebilirsiniz, tamam, ve mutlaka tüketmelisiniz. Peki şeyle ilgili sıkıntı var mı? Kültür mantarlarına başka mantar tohumlarının karışması gibi mümkün bir sıkıntı? Değil. Değil. Mümkün yani değil. Ispanakta yaşadığımız şey mümkün mantar değil. Da başımıza gelebilir mi? Yok, gelemez. Şöyle, zaten ben Yalova'da yeni bir mantar tohum üretim merkezi kuruyorum. Tohum üreticiliği çok farklı. Biz de Avrupa standartlarında bir tesis kuruyoruz. Evet. Ve şey var, hani aslında işin uzmanı, çok doğru kişiye soruyorsunuz. Mantar tohumunun başka bir şeyle karışmasına imkan yok. Yani çünkü biz uzun ve bilimsel bir prosesle yapıyoruz. Ispanak ya da herhangi bir sebze tohumu değil. Bizim tohum üretimimiz biyoteknolojiyle oluyor. O yüzden herhangi bir şeyin yanlışlıkla karışma ihtimali yok. Yok. Peki biz bu tohumları alıp evde mantar yetiştirebilir miyiz ya da balkonda? Tabii ki. Yapabilir Hatta miyiz? Tabii benim eğitimlerim var, derslerim var. Hatta bununla ilgili dönem dönem etkinlikler de düzenliyorum Instagram'da. Evimizde istediğimiz mantarımızı nasıl yetiştiririz? Çok kolay bir şekilde belli prosesleri uygulayarak yetiştirebiliriz. Çok da keyifli oluyor. Keyifli. Mesela yapanlar var, daha önceden benim eğitimlerime, kurslarıma katılanlar var. Gelen mesajlar çok, her aşamasından zevk aldık, çok keyifliydi, çok güzeldi. Şey gibi. Çiçek yetiştirmekten biraz daha keyifli, daha emek isteyen ama daha şey isteyen, daha keyifli. Mantar kullanırken mantarları yıkamalı mıyız? Onu sorayım size. Evet, mantarı yıkamak normalde lezzet kaybına neden oluyor. O yüzden biz çok tercih etmiyoruz ama tabii ki şey var. Maalesef ki siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Mesela benim evet. Canan ablam var. Ben Yalova mantara gidiyorum. Oradan Canan abladan kendimi koparıyorum, elimi eve alıyorum ve hiç yıkamadan tüketebiliyorum. Ama siz maalesef ki hale gelecek, halden pazara ya da marketlere gelecek böyle bir zincirle alıyorsunuz. Çok tazikli suyla kısa bir süre yıkamanızı isteriz ama mantarın %95'i su. Suyun içinde bekletme sistemini uyguluyorlar ya da işte sirkeli suyla bekletme sebze gibi. Bu çok yanlış oluyor. Lezzet kaybını. Ondan sonra da mantar çok lezzetli değil, tercih etmiyorum oluyor. Çok tazikli suyla kısa bir süre yıkamanızı tavsiye ediyorum ama doğadan topluyorsanız ya da benim gibi, ben sizi Yalova'ya davet edeyim. Geleceğim. Toplama şansınız varsa o zaman kesinlikle yıkamayın. Tamam, olur. Harika. Peki mantar pahalı bir şey mi? Pahalı bir tüketim ürünü mü? Yani şey var. Ben çünkü hani evde yemek yapmadığım için çok hakim değilim açıkçası. Yani hani onu yalan söylemeyeyim, bilmiyorum. Pahalı olup olmadı hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi mevsimsel olarak doğal mantarları tercih ediyorsanız, trüf gibi, porcini gibi, borazan mantarı gibi, elinizdeki kanlıca mantarı gibi. Bunlar mevsimsel olarak
toplandıkları için, kültüre alınamadıkları için o mevsimde çoksa biraz daha uygun, azsa biraz daha pahalı olabiliyor. Turist zaten çok çok pahalı. Hı-hı. Tam da turist sezonu girdi aslında. Girdi mi? İşte toplasak da ya. Yapalım. Şöyle bir trüfli makarna yapsaydık şurada. Ne güzel olur değil mi? Ama çok seviyor. Herkes trüfü çok seviyor enteresan bir şekilde. Herkes sevmiyor. Sevmiyor mu? Anlamıyorum. Benim etrafımdaki insanlar hep trüf seviyorlar. Söyleyeyim mi? Benim eşim şimdi dönem şey oluyor. Bana ağır trüf hediye geliyor. Çok böyle sevdiğimiz insanlar var. Vahdet gibi sağ olsun. Dönem böyle trüf taze çıkınca iyisin. Aha. Ben gönderiyorlar. Geçenlerde magnatum geldi. Bir buçuk yıl önceydi böyle. Tüber magnatum da trüfün en pahalısı. Kalite onlarda. İnanılmaz bir aroması var. Ve biz şöyleydi. Sabah arabayı bıraktım. Şey olmasın diye. Çalıştığım yerde başka biri üzerine konmasın diye. Arabayı bıraktım. Akşam eşimle aynı yerde çalışıyorduk o dönem. Arabaya bindi de böyle... Bu ne ya? Niçin bir koku böyle? İstemiyorum falan. Ve ben o tuber magnatumu hediye etmek zorunda kaldım. O kokusundan hoşlanmadığı için. Çok acı verici bir şey. 800 euro falan da o zaman of, fiyatı. Bayağı pahalıymış. Ama tekrar mantar pahalı mıdır'a dönersek eğer. Kültür mantarını güvenle tüketebilirsiniz. İstiridye mantarı şu anda pazarda 60-65 lira kilogramı. 1 kilogram etle 1 kilogram istiridye mantarını da yaklaşık olarak esansiyel amino asit olarak protein oranları eş değil ama ikisinin de işlevsel amino asitleri olarak değeri birbirine yakın. Vegan ve vejetaryenlerin zaten vazgeçilmez şeyi mantar. Evet. Çok seviyorlar. Çünkü inanılmaz bir hani şey aslında hani yemekte kullanabilecekleri bir ürün yani. Kesinlikle biz mesela ben etkinliklerinde mantar kokoreç yapıyorum görmüşsünüzdür. Hatta hı hı. Şey vardı çok özel soprano bir konuğum vardı Bolu etkinliğinde sığır dili mantarı bulduk. Sezonun sonuydu artık sığır çok dili. Azdı. Siz her gördüğünüz mantarı tanıyabiliyor musunuz? Her gördüğüm tanıyamıyorum. 3500 tane Türkiye'de kayıtlı mantar türü var. 150 bin tane de dünyada mantar türü olduğunu biliyoruz. Hepsini tanıyamıyorum. Ben şöyle diyorum. Ben tanımıyorsam yenmiyordur, mutfak değeri yoktur, zehirli değildir, tıbbi değildir. Anladım. Yani bu özellikle olan mantarların hepsini tanıyorum ama taksonomist değilim, bu bambaşka bir bilim dalı. Çok kıymetli hocalarımız var, onlar her gördüğünü tanıyor ama benim öyle bir zaten iddiam yok. Peki, ben atıyorum ormanda yürüyorum diyelim. Ama şey yapmayacağım, yemeyeceğim onları ama mantar koparmak istiyorum. Zehirli mantarı kopardığımda bir sıkıntı olabilir mi? Dokunabilir miyim daha doğrusu mantara? Öyle sorayım. Doğru bilinen yanlışlar var. Mesela en önemlisi şu. Mantarların bizi zehirleyebilmesi için metabolizmamıza karışması lazım. Mantara dokunabilirsiniz, koparabilirsiniz, toplayabilirsiniz. Yemediğiniz sürece sizi zehirlemez. Bu çok önemli bir kural. Ben çünkü şeydeydim, bundan 15-20 yıl önce biz bir geziye gittik. Bir profesör hocamız vardı, tuttu böyle sopayı. Ile mantarı. Arkadaşlar dedi bu mantardır, zehirlidir, dokunmayınız. Yani öyle bir yanılgı vardı. Bir yani ısırgan ato gibi bir şey yok yani. Dokunabiliriz. Asla zehirli olsa da rahatlıkla dokunabiliriz. Bir tane bildiğim kadarıyla sütlü bir mantar var. Türkiye'de yetişmiyor. Tropikal bir tür. O dokunulduğunda alerji yapıyormuş ama küçük iritasyon, tamam. Kaşıntı şeklinde. Sıkıntı. Onun dışında zehirlenme olmaz. Rahat olun. Ama çok doğru bilinen yanlışlar var. Biraz önce zehirli mantarla da şey yapmıştık. Bir mantar zehirliyse kaynatmayla zehiri gitmez. Ya da işte salyangozun yediği herhangi bir mantar o yiyor diye zehirsiz değildir. Çünkü salyangozla, tırtılla ya da herhangi başka bir hayvanla bizim metabolizmamız maalesef ki aynı değil. O yüzden hani bunlar parametreler değil. Zehirli mantarlardan korunmanın tek yönü yiyebileceğimiz fizyolojik olarak ve morfolojik olarak net ayrılabilir mantarları tanıyıp doğadan sadece onları toplamak. Bunun için de eğitim almak şart. Yani eğitimsiz doğadan mantar toplamayın. Lütfen. Bilmediğiniz, tanımadığınız mantarla sadece sosyal medya için fotoğraf çekinin ve kesinlikle hani yerinden bile koparmayın. Çünkü siz tüketmeseniz bile köpeğiniz, çocuğunuz, evcil hayvanınız tüketebilir ve onu kaybedebilirsiniz. Eğer zehirli bir türe denk geldiyseniz bu çok önemli. Lütfen hani bilmediğiniz türü yemeyin. Çok ısrarla söylüyorum. Çok acı. Yakın zamanda bir aileyi kaybettik Düzce'de ki ben önceden Düzce'de görev yapıyordum. Çok üzüldüm. Duyunca çok daha fazla etkilendim. Hep evet, üzülüyoruz. Rica ediyorum yemeyin. Şimdi değişik bir sorularım var. Halüsinojen mantarlarla ilgili. Soru çok geliyor mu bunlar? Şöyle şimdi ben etkinlikler düzenliyorum. Türkiye'de var mı? Hafta sonu etkinlikler düzenliyorum.
Ve söylediğim şey şu, şimdi biz araziye çıktığımızda size tabii ki nasıl mantar toplanır, mevsiminde olan hangi mantarları toplayabiliriz ve doğaya nasıl saygılı bir şekilde mantar toplayabiliriz öğretmeye çalışıyoruz bu etkinliklerde. Ve burada ben bütün arazilerimde şimdi etkinliklerime katılanlar söyleyecek ilk söylediğim soru, her mantarı koparıp hocam bu yenir mi diye sormayın çünkü her mantar yenmez. Her mantarı kapanıp hocam bu halüsinojenik mi diye sormayın. Zaten Türkiye'de yok. Olsa da ben size bu halüsinojeniktir demem. Ama sanırım yurt dışında bazı ülkelerde serbest, Hollanda gibi. Bu 1960'larda bayağı popüler olan bir durum. İşte Times'da falan çıktı galiba. Bilimsel yayınlar oldu. Biraz bir kısa bir bilgi verebilir misiniz onunla ilgili? Sabina'dan başlayalım o zaman, herkesin bildiği gibi. 1957'de Times dergisi yazarlarından birisi eşiyle birlikte dünyada bir tura çıkıyor. Ve bir şekilde Meksika'ya geliyorlar, Sabina'nın köyüne. Mushroom Lady olarak geçer Sabina bu arada. Sabina 7 yaşından beri mantarları kullanan şifacı bir kadın Meksika'nın bir köyünde. Ve bir şekilde Times dergisi yazarıyla yolları kesişiyor. Köylü değil mi? Oranın köylüsü. Tabii köylüsü ve şifacı köylüsü. Tamam. Hani bizde de vardır şamanlar, şifacılar, bizim kültürümüzde de vardır. Diğer işte Kızılderili kültürlerinde de vardır. Cherokee yerlilerinde de çok fazla vardı ki Cherokee yerlileri mantarı çok kullanırlar. Puflar falan hep bahsederim ben. Sabina da bunlar gibi şifacı bir kadın ve bir müddet beraber vakit geçiriyorlar ve Meksika turundan sonra yazarımız Sihirli Mantarı Aramak isimli bir makale yayınlıyor Times dergisinde. Tüm dünyada bu çok büyük bir ses getiriyor çünkü çok farklı bir şey. Hiç bilmiyordu değil mi o zaman kadar? Yani Avrupa bilmiyordu ama bilmiyorum. Bizim kültürümüzde vardı. Sibirya ve Şaman, özellikle Sibirya'da çok fazla biliniyor. Şaman kültüründe biliniyor, Vikingler tarafından biliniyor. Valhalla'ya gidiyoruz. Evet, Valhalla'ya gerçekten geçiyorlar sihirli mantarlarla. Avrupa'ya da bu şekilde geliyor. Amerika ve Avrupa'ya. Sonra farklı bir şey oluyor orada. Yani insanlar bu sağlık için kullanılan mantarları keyif verici madde olarak algılayıp bir John Lennon kötüye kullanım gibi, abuse gibi bir şey oluyor herhalde. Aynen öyle. Bir hippiler başta olmak üzere bir sürü ünlü isim oraya akın ediyorlar. Ve şöyle Sabine aslında şey yapıyor. Bu mantarın kullanılmaması gerektiğini söylemesine rağmen çok kendisiyle çelişen bir şekilde gelen herkesin de deneyimlemesine izin veriyor. 1970'lere kadar o 10 yıllık süreçte işler çığırından çıkıyor ve 1970 yılında Meksika'da yasaklanıyor. Evet. Ve bununla birlikte tüm dünyada da kullanımı ile ilgili spekülasyonlar başlıyor ve büyük bir Pandora'nın kutusu açılıyor. Hani çok aslında bilim için çok faydalı olabilecek bir bitkisel drak. Maalesef ki bitkisel demek yanlış oldu burada, bir mantarsal drak. Maalesef ki var, kötü bir ün kazanıyor. Anladım. Sadece keyif verici olacak şekilde. Bunun dışında tüm dünyada çalışmalar var mikrodozing olarak kullanımı ile ilgili. Özellikle psikiyatride kullanımı ile ilgili, bağımlılık tedavisinde kullanımı ile ilgili. Psilosibin Maxina'dır bilimsel adı, en fazla kullanılan. Psilosibin ve psilosindir etken maddesi de kullandığımız alkaloid yapıdadır. Bununla ilgili çalışmalar devam etmekte. Çalışmalarla birlikte, tüm hızıyla birlikte spekülasyonlar da devam etmekte. Doğru. Ben buradan şunu söylemek isterim. Hani ülkemizde yasaldır değildir. Ülkemizde yasal değil kesinlikle. Hani bununla ilgili bilimsel çalışma da yok. Morfin için de aynı şey geçer. Siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Morfinin ilk bulunduğunda reklamları yapılmış. Televizyon reklamıyla birlikte satılmış bir üründü. Sonrasında bağımlılık yapıcı etkisi keşfediliyor ve bununla birlikte bir yasak sürecine giriyor. Ve sonrasında şimdi kanser hastalarında biz tedavi amaçlı kullanıyoruz. Ağır kanser durumlarında, son evrelerde. Yarar zarara bakmak lazım ki bir hekim olarak aslında, yani ben hekim değilim, bir hekim olarak sizin söylemeniz lazım. Önemli bizde. Parasalsız. Çünkü fazlası biliyorsunuz ki, yani her şeyin fazlası, su içseniz bile zararlı oluyor. Burada da aynı şey geçerli. Ben şuradan zehirlenmiştim. Su da zehirliyor yani. Su da zehirliyor. O yüzden doz çok önemli. Peki bir diğer şeyi soracağım. Anti-aging, yani yaşlanma karşıtı etkisi mantarları var mı?
Olmaz mı? Olmaz. Şu elimizdeki mantar. O nedir? Bu reishi mantarı çok popülerdir. Mikoterapi benim tıbbi mantarlarda uzmanlık alanım. Mikoterapi de çok önemlidir. Özellikle ölümsüzlüğün mantarı diye geçer reishi mantarı. İçinde çok kıymetli bir beta glukan var. Ganodermin diyoruz. Bu beta glukan bağışıklık sistemimizi çok güçlendiriyor. Kansere karşı savaşta bizi güçlü kılıyor. Şey gibi böyle ben diyorum hep sevgili Mete Orazoğlu'na buradan sevgiler olsun. Onun Nefes filminde çok güzel bir repliği vardı. Uyursan ölürsün. İşte ganodermin bunu yapıyor. Bizim bağışıklık sistemimiz hücrelerimize, T limfositlerimize diyor ki uyursan ölürsün. O yüzden antimetastaz etkisi var. Çok iyi, çok güzel gerçekten. Onu ben de biliyorum yani mantarların kanser hücreleriyle savaşan özellikleri olduğunu ama yaşam karşı etkisi olduğunu açıkçası bilmiyordum. Tesadüfen sordum. Bunun içindeki glukanlar da var ve mantarları çiğ tüketebiliyor muyuz? Kesinlikle. Özellikle mesela var. İmparator mantarı dediğimiz Sezar'ın da zehirlenmesine neden olan bir mantar var. Nero'nun üvey babası Sezar'ın. Amanita ailesinden Amanita Sezar çiğ tüketilebilir. Onun dışında var. Biftek mantarı oluyor burada Belgrad Ormanı'nda ve Ekim ayının başından Ekim sonlarına kadar. Özellikle veganlar için çiğ tüketilmesini tavsiye ettim. Pişince tadı değişen mantarlardandır. Böyle acı, ekşi, uzak doğu tatlarını seviyorsanız güzel, vegan da beslenmeyi tercih ediyorsanız güzel bir salata malzemesidir. Salatanın ana malzemesidir hatta olabilir. Evet. Ama bazı mantarları da pişirerek tüketmek lazım. Hemen parantez açacağım. Çok konuşuyorum değil mi ya? Çok pişman oldunuz beni aldığınızda. Çok keyifli hiç pişman değiliz. biz mantarlara geçen bir röportaj veriyordum böyle. Hocam dediler bu yenilir mi? Bu zehirli değil. Yenilmiyor. Biz bunu dedik ki o gün yenilebilir ve içilebilir mantarlar dedik. Bu mantar ve bu mantar yapısından dolayı bakın bu taze haline çok yakın. Odunsu yapıda olduğu için çiğ tüketmeye ya da pişirerek tüketmeye uygun değil. Bu yüzden bunu ham halini öğütüp bitki çayı gibi demliyoruz. Harika. Bu mantar nedir peki? Hindi kuyruğu mantarı. Bu da güzel mantarlarımızdan biri. Bu çok önemli bu yakın dönemde çünkü 2017'de yapılmış bir klinik çalışma var. Artık hücre kültürünü de geçip klinik olarak insan deneylerine geçirmiş bir çalışma var. Göğüs kanseri hastalarında kemoterapi sürecinde kemoterapinin işlevselliğini arttırdığına dair beraber verildiğinde önemli bir klinik çalışma vardı. %80 oranında başarılı olmuş. Bu bizim için özel bir mantar. Ben bundan çok bahsediyorum. Çok bahsetmeye de devam edeceğim. Parklarda, bahçelerde bu arkadaşı görüyorsunuz. Şöyle bir tekme atıp geçiyorsunuz. Yapmayın ne olur. Küçük dalların üzerinde yoldaki ağaçlar. Tabii yani özellikle dalları çünkü iyi bir çürükçüldür. Odun çürükçülüdür. Zaten yapısı da o şekilde. Böyle bile parklarında, bahçelerde böyle ahşap vardır, çitler vardır. Onların üzerinde hemen koparır atar zarar veriyor diye ama alıp çayını demleyebilirsiniz. Önemli mantarlardan biridir. Tanımlamasını iyi öğrenirseniz eğer güvenle kullanabilirsiniz. Yurt dışında çok ciddi kültür yapıyor. Ülkemizde maalesef ki o yüzden söylemeye devam edeceğim. Bunu benden duymaya devam edeceksiniz. Bunu da sorayım. Bunun adı nedir? O reishi mantarı. Reishi. Bunun büyüğü. Var. Evet. Birkaç boyda olabiliyorlar. Bebek mantar bu. Kültür yapılabiliyor onun da. Uzak Doğu'da çok kültür yapılıyor. Ülkemizde de yapılmaya başlandı. Eğitimlerimde ben zaten bahsediyorum nasıl yapılacağına dair. Ticari değeri yüksek. Şu anda ham rakam verebiliyor muyuz? Tabii ki de. Şu anda taze öğütülmüş ganodermanın hiç işlenmeden fiyatı 5000 TL perakende. Bayağı pahalı. Yani ciddi. 30 gramı 150 lira sanırım. Gram gram satılıyor ama 30 gramlık bir paket yaklaşık olarak çayını demlediğinizde size 2-2,5 ay yetiyor. Tamam. Son bir soru soralım. Bu WhatsApp emojilerinde bir tane mantar var ya, beyaz üstü kırmızı kırmızı. Öyle bir mantar var mı gerçekten? Var. Şirinlerin evi. Tekrar Sabine'ye geri dönelim. O da uzun yıllar psychedelic olarak bilinen, keyif verici madde olarak düşünülen, kullanılması düşünülen mantarlardan bir tanesi ama toksiktir. Çok dikkat edelim. Ülkemizde çok fazla var. Zehirli yani. Zehir, öldürücü zehirli. O zaman sevmediğiniz bir kişi o mantarı gönderebiliriz emoji olarak. Hayır. Şimdi mesela. Bu yanlış oldu çünkü ben bütün takipçilerime falan o mantarı gönderiyorum. Başka emoji yok çünkü kusura bakmayın. Ya
Onun şöyle Alice Harikalar Diyarı'yı okumuşsundur herhalde. Okudum tabii ki. Yazarımız 1959'da bu Times'taki makaleyi okuyor. Sonrasında deneyimleyenlerin şeylerini de hikayelerini de dinledikten sonra Alice Harikalar Diyarı'nda yazıyor. Alice Harikalar Diyarı'na girerken bir mantar yiyor. Evet. Bu mantar tasvirle bak. Mario oynadın mı? Oynadım tabii ki de, evet. Bizim jenerasyon Mario'yu biliyor. Mario da o mantarı yedikten sonra kendisini prensi kurtaracak evet. O güçlü kişi. Bir de büyüyor ondan sonra. Tabii aslında orada tasvir ediliyor. Onun psychedelic etkisi tasvir ediliyor ama buradan çok büyük bir yanlışı aslında yapalım. Onun adı ne peki mantarı? Amanita muscaria. Amanita muscaria. Sinek mantarı olarak tam Türkçe'de bilinir. Toksiktir arkadaşlar. Yani mesela oluyor. Araziye çıktığımda böyle gördükleri her kırmızı mantarı bu mu diye getiriyorlar. Evet Türkiye'de var bulunuyor ama lütfen ve lütfen hani tüketmeyin. Çok tehlikeli. Evet şamanizmde kullanıldığına dair doneler var. Vikinglerin kullanıldığına dair doneler var ama mantarın toksik olduğuna dair de bilimsel kanıtlar evet. Var. Kullanılmaması gerekiyor. Bir de çok karıştırılan bir şey var. Onu da söyleyelim. Kapatalım videomuzu. Hani vücuttaki mantarlar, işte ayak mantarlarıyla bizim buradaki bahsettiğimiz mantarlar kesinlikle bambaşka türler. Çok başka. Ve sadece isimleri aynı. Maalesef öyle bir isim aynılığı olmuş. Şöyle sen söyle istersen. Şimdi benim çalışma alanım makro mantarlar diyoruz. Bir de patolojik olarak mantarlar var. Onlar da mikro mantarlar. Aslında aynı kingdom içinde, aynı krallıkta demeyeyim. Familya mı? Familya küçük kalıyor. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar, bakteriler ve protistler diyoruz. 5 büyük sınıfta yapıyoruz. Mantarları da ikiye ayırıyoruz. Bir hücreliler ve çok hücreliler. Biz çok hücrelilerle ilgileniyoruz. Bir hücreliler genelde patojenik ama bira mayası da bir mantardır, yoğurt mayası da bir mantardır, ekmek mayası ama da bir mantardır. Ama bu çok hücreli mantarlardan bize ayak mantarı geçmez. Hayır geçmez. Vücudumuzda herhangi bir deri mantarı geçmez değil mi? Kesinlikle hiçbir sıkıntı olmaz. Zehirli tüketmediğiniz sürece makro funguslar dediğimiz çok hücreli büyük mantarlar faydalıdır. Evet. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli. İçimde kaldı ya. İkinci bölüm yapalım. Anlatacağım çok şey var. O zaman ikinci bölümde de mantarları demleyip tadım yapalım mı? Mantar tadımı. Mantar çayı tadımı. Mantar çayı tadımı yaparız ve hangi çay hangi kansere iyi geliyor? Tamam süper. Harika. Tamam. O zaman bu part 1 sayıyoruz. Sizi bir kez daha ağırlayacağız o zaman. Çok mutlu olurum. Çok doyamadım anlatmaya. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Sevgiler. Tamam.